Selam. Ben Kambercan Kaplan. Sosyal Kafa TV'den hepinize merhaba. Bugün birazcık kapalı bir maçka gününe uyandım. Gördüğünüz üzere. Aslında konuşacağım konu hem bizim gibi video çeken hem de podcast ile uğraşan herkesi ilgilendiren bir konu. Ama bundan önce bahsetmem gereken şey iyi bir videonun, iyi bir kaydın, iyi bir anlatının temellerinden bahsetmek. Bunlardan önceliği iyi bir görsel, yani karşımızdakinin nasıl bir şekilde izlemesi gerektiğini belli eden bir sistem. Şu anda olduğu gibi güzel bir kamera, iyi bir çeken, temiz, sağlıklı bir pozlama olan bir ayar. Bunlar için önemli. İkinci olarak konu başlıkları, anlatımın ne kadar akıcı olduğu, ne kadar ilgi çekici olduğu ile alakalı. Üçüncüsü de şu anki en önemli şeylerden bir tanesi olan ses ve sesin nasıl ulaştığı. Bunun için de ihtiyacımız olan şeylerden en önemli aletlerden bir tanesi mikrofon. Mikrofonlar yaka, tepe, şatkan ve kondenser olarak üçe ayrılıyor. Benim şu anki kullandığım mikrofon tepe, yani şatkan mikrofonu olarak geçiyor. Bu mikrofonun özelliği doğrulttuğunuz yöne doğru kesin olarak sesi alması. Aslında temel olarak yaptığı şey de diğer mikrofonlarla aynı. Ama bunun pratikliği, tepe mikrofonunun cinsine veya boyutuna göre aslında vlog için daha pratik olması. Şu anda da size göstermek istiyorum. Buyurun. Merhaba, merhaba. Bu bize birazcık daha böyle tek başımıza çektiğimiz alanlarda aslında pratiklik sağlıyor diyebilirim. Peki bizim bu mikrofonlara erişimimiz yoksa veya aynı zamanda bütçemiz yeterli değilse ne yapabiliriz? Bunlardan en güzel haber şu anda yılın başında duyurulmuş olan Adobe Podcast Beta sürümünde olan web tabanlı bir ses düzenleme programı. Bu bize ne yapıyor? Bu bize şöyle bir şey yapıyor. Biz eğer ki telefon veya kalitesi düşük oranlı, bütçesi düşük oranlı bir mikrofonla ses kaydı yapıyorsak, temel olarak telefondaki ses sistemlerinde dışarıdan ses alıyoruz. Bu da bizim konuştuğumuz sesin kalitesini bozuyor ve seslerin üst üste binmesini sağlıyor. Peki bu bizim için niye kötü? Tabii ki de anlattığımız şeyin izleyiciye tamamen geçmemesini, dinlenilmeyen kalitesiz bir ses yakalamamızı sağlıyor. Bundan kaçınmak için de Adobe şirketi bizim için çok güzel bir kolaylık sağlamış. Peki bu aplikasyon bizim sesimize ne yapıyor? En önemlisi AR recording özelliği. Çünkü bu aslında bizim bütün ses kayıt alma biçimimizi tamamen değiştiriyor. Yapay zeka sayesinde sizin sesinizin bir nevi kalitesini arttırıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunu kaydettiğiniz video görüntüleri veya ses dosyalarının arka plan seslerini yapay zeka yardımıyla atarak sizin konuşmanızı ön plana atan bir algoritma ile yapıyor. Ve her bir kullanıcının yüklemesiyle de yapay zeka kendini eğitiyor diyebiliriz. Yani o ne söyledikleri şey bu. Bunun bizim için en güzel yönlerinden bir tanesi de aslında herhangi bir kondenser mikrofonu veya bir mikrofona büyük paralar ödemeden kaliteli bir ses aktarımı yapmamızı sağlamak. Peki biz bu uygulamayı kullanarak sesimizi nasıl kaliteli hale getirebiliriz diye soracak olursanız, yapmanız gereken çok basit. Kaydettiğiniz ses dosyasını alıp o beta sürümünün internet sitesine yükleyip çıkan sonucu alıp kullanmak. En güzel tarafı da bu açıkçası. Çünkü bizi herhangi bir ses düzenleme sistemini indirmemize veya bir kayıt gerekli olmaması, yani bir üye kaydına gerek olmaması açıkçası. Bu kaydettiğimiz seslerin kalite farklarını gelin birazcık da birlikte bakalım. Şu an kullandığım ses, benim mikrofondan aldığım sesin hiçbir şekilde değiştirilmemiş hali. Şu anda kullandığım ses ise benim kameramdan aldığım mikrofonun kendi sesi. Şu anda kullandığım ses ise benim kameramdan aldığım mikrofonun kendi sesi. Ama bunda bir fark var. Bunu Adobe ile birlikte temizledim. Siz de bu uygulamayı beğenmişseniz ve kendi podcastlerinizde veya içeriklerinizde bu uygulamayı kullanmak ve sesinizi kaliteli bir şekilde yükseltmek istiyorsanız bence bir göz atın derim.
Sitenin ismi podcast.adobe.com ve işin güzel yanı daha çok insan bu AI programlarını ve ses düzenleme arayüzünü kullanınca daha çok insanın sesi artacak ve daha çok hikayeler anlatılmaya başlanacak. Bence işin en güzel yanı burada. Siz de podcast.adobe.com'a ziyaret edip şimdiden bence içerik üretmek istiyorsanız sesinizi kaydetmeye başlayın derim. Benden bu kadardı. Tekrar sosyal kafaya ve sosyal kafanın bana bu içeriği anlatmaya izin vermesine teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Sosyal kafayla kalın.